Elinize sağlık, ben bir tane daha yerim valla. Allah Allah, neymiş o? Çünkü ben pembe limonatayı çok seviyorum. Bir de keşkülü, değil mi meleğim? Evet, bir tane. Doymazsan ben sana benimkini de veririm, tamam mı? Bir şey söyleyeyim mi? Ben de en az senin kadar seviyorum peynirli yumurtayı. Biliyorum, annen söyledi. Ama yani onlar eskidenmiş. O zaman küçükmüşsün. Artık kocaman adam oldun. Az yesen de olur. Hayal. Sen de büyümemiş miydin? Sen bana öyle bir şey söylemiştin sanki. Büyüdüm ama açım. Hayal. İstersen benim yumurtamı yiyebilirsin. Ben yemeyeceğim. Sen benim oğlumla pek geçinemiyorsun gibi ha? Aslında yiyebilecek gibi hissiyor. Ama az kalsın bize arabasıyla gelecekti. O yüzden biraz kızgınım onu. Ne diyorsun sen? Seylan Hanım. Hayal... Ama bizi kötü adamların elinden kurtardığı için o kaza olayını saymıyorum. Ay ne diyor çocuk ha? Ne adamları, ne kazası? Beni kaçırdı. Anne! Aman tamam. Ay üstünüze başınıza geldi. Dur Hayal, her yerim battı. Gel bakalım. Senin elini yüzünü bir yıkayalım biz. Anne! Değil mi? Bir şeyin yok. Hadi kızım gel. Ay neler oluyor? Ne diyor bu çocuk böyle? Annesinden dinlediğim masallarla yaşayan bir çocuk o da. Gördüğü her şey masal olduğu için. Annesi bir prenses. Kalesinin etrafında onları bekleyen kötü adamlar. Çocuk haklı işte. Öyle korkacak bir şey değil yani. Günaydın Alp Bey. Günaydın Seylan Hanım. Günaydın Nergis Hanım. Günaydın. Günaydın Nergis. Nergis. Bunları suya koy. Alp getirmiş benim için. Anne, Seylan teyzenin nesi var? Üzgün gibi gözüküyor. Ama ben onu çok sevdim. Hiç oğlu gibi değil. Hayal. Keşke biraz Alp annesine çekseymiş. Hayal çok ayıp. Kızım, biz bazı kötü olaylar yaşadık ya. Onlardan kimseye bahsetmeyelim, olur mu? Özellikle Seylan teyzene. Üzülür sonra. Tamam mı? Tamam. Aramızda balım. Bir tanem benim. Aferin benim akıllı kızıma ya. Bir tanesin, bir tane. Anne, seni bir daha öyle görmek istemiyorum. İnsan ümidini kaybedince... yaşamı da, savaşı da bırakıyor işte. Senin anlayamadığın, göremediğin ümit var anne. Ümit var. O ümit için olmayacak şeylere kalkışmıyorsun değil mi? Yani bu kız kim? Niye bana yardım ediyor? Neyin karşılığında? Düşündüğü gibi bir şey yok. Neva kızının geleceğini korumaya çalışan bir anne. Ben de Hayal'in bütün okul masraflarını karşılayacağım. Hepsi bu. Ne güzel. Ben senin hayatını daha fazla zorlaştırmak istemiyorum zaten. Sana artık zarar vermeyeceğim. Söz. Görüşürüz Seylan teyze. Yine gel olur mu? Görüşürüz Seylan Hanım. Teşekkür ederim. Görüşürüz Neva. Ben şu dışarıdaki işleri halledip yine gelirim, tamam mı? İyi uğra, bekleyeceğim ben. Kimmiş bu kadın? Bilmiyorum. Yüzü bir yerden tanıdık geliyor ama. Thank you.
başlayalım istersen. Ya bir şeyi de ben söylemeden akalaydım ben. Neyse, takibe devam. Bak, Alp Karun'dan gözünüzü ayırmayacaksınız. Eyvallah. Sen ne yapacaksın? Ben de şu kadına bir araştırayım. Belli ki Alp Efendi'yle bir alakası var. Bana bak Sefa. Gözünüzü dört açın. Adama yakalayayım falan derseniz Orhan Bey canınıza okur. Bunu açmam lazım. Şş kızım, ses çıkarmak yok, tamam mı? Babacığım. Alp, neredesin oğlum? Dün gece de aradım kaç kere, ulaşamadım sana. Restoranda biraz işlerim vardı. Geç gördüm aradığını, ne oldu, bir şey mi oldu? Bugün şirkete gelmen lazım. Büyük bir sorunumuz var. Ne sorunu? Emir işleri eline yüzüne bulaştırmış yine. Gel de şu işi çözelim. Tamam. Biraz daha işim var, sonra hemen geleceğim babacığım. Hadi sağ ol. Senin baban yaşıyor mu? O zaman neden annenle kalmıyor? Kızım, bizi ilgilendirmeyen konular hakkında başkalarına soru sormuyoruz, tamam mı kızım? Özür dilerim. Aferin sana. Şimdi seni Yağmur ablana bırakıyoruz. Onu üzme bak, tamam mı? Tamam. Zaten akşam hemen seni getirecek bana.